aydın. Paketleme standartlarımıza gönder. Ben yandıkça ağrımda sönmez ateş. Fark etmez anladım seni. Her yerde sen vardın. Taktikler bitti bitti mi? Günaydın, benimle bir vlog daha hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birinci gün finale çalışacağız. İkinci gün finale girip sonra tekrardan başka bir finale çalışacağız. Beni asıl korkutan cumartesi günkü operasyon yönetimi sınavım. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir ihtimal boş sınıf olmaya gidiyorum. Çünkü biraz geç kaldım. Birlikte boş sınıf arayacağız. Sonra da kahvaltı etmem lazım ama ne edeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Ve Zafer arayanlarındır. Buldum. Hem de geçen sene hep çalıştığım sınıflardan birinde buldum. Hep buralardan buluyorum yani ben nedense. Acaba burası havasız diye mi öyle yapıyorlar? Şimdi Nilüfer'in konser vlogunu açtım izlemeye. Ona inetledim sabahtan ve diğer işbirliğimle ilgili uğraştığım için saat 3.30 oldu ve ben 1 gram kağıt açmadım. Bakın 1 gram zaten kağıttan çalışmayacağım ama hani konuyla ilgili hiçbir şey yapmadım. Şimdi son videolarda fark etmişsinizdir, konser videonda da öyle. Videoların kalitesi bayağı arttı çünkü artık kamerayla çekmeye başladım. Uzun zamandır kendime kamera almak istiyordum ama hani hem iPad aldım hem mezun oluyorum. Bu kadar maddi yükün altına girmek istemiyordum. O yüzden benim yardımıma kiralarsın.com yetişti. Kiralarsın.com içerisinde birçok elektronik aletin bulunduğu ve size kiralama hizmeti veren bir platform aslında, bir web sitesi. İçerisinde sualtı kamerasından, vlog kamerasından, işte Apple Pencil'ından, Apple Watch'ından aklınıza gelebilecek birçok elektronik eşya var. Hani pick-up da var, elektronik batarya da var ve siz bunları kısa dönem kiralayabiliyorsunuz. İsterseniz 1 haftalık, isterseniz 1 aylık, isterseniz 3 aylık. Size kesinlikle bakmanızı, siteyi gezmenizi öneririm. Kendinize mutlaka alacak bir şey bulursunuz. Yani uzun zamandır denemek istediğiniz ama o maddi yükün altına girmek istemediğiniz bir ürün varsa alın deneyin. Aşağıya linkini bırakacağım, açıklamalarda mutlaka inceleyin sitesini. Gerçekten inanılmaz ama ders çalışmaya başlayamıyorum. Sürekli bir işim çıkıyor. Ve ben de çok da meyilli değilim galiba ders çalışmaya. O yüzden anlayamadım ama en azından arkadaşlarım gelecek. Yani akşam yarınki derse çalışacağız ve yarınki ders için bayağı not bulduğumdan rahatım. Cumartesi günkü sınavda bir şekilde halledilecek ya. Sonuçta ölüm yok ucunda yani. Ben fazla çalışmak istediğim için şu an kendimi çalışmaya kasıyorum. Günaydın. Yarın benim saat 3'te sınavım var ve ben gerçekten bakın official gerçekten yani asla hiçbir şey bilmiyorum. Bir günde neler yapacağız onu göreceğiz. İlk hedefimiz gidip okula bir boş sınıf bulmak ve bütün gün orada çalışmak. Tabii önce kahvaltı falan yapalım. Yani hallederiz bence ya. 30-40 almam gerekiyor. 40 falan almam gerekiyor geçmek için dersi. Artık odamda dersi geçmek yani yapacak başka bir şeyim yok. Zaten bu dönem birkaç tane dersim, 4 dersim var. İkisi A ya da B artı gelecek. Yani bir A gelir, bir B artı falan gelecek. O yüzden hani dengeler diye düşünüyorum. Çok da önemsemiyorum artık bunun notunu. Geçmek odaklı. Geçebileceğimden bile korkuyorum gerçekten. Neyse şimdi hazırlanalım. Bakın squid üstümü giydim. Evet enerji olsun diye. Lan o kadar güzel bir şarkı çaldı. Saat 12 oldu. Hatta 12'yi geçti yani. Ben niye bir türlü başlayamıyorum bilmiyorum ama bu sefer ben hani işim vardı. Onu hallettim. Stajla ilgili bir şey yaptım. Şimdi 12.30 gibi falan başlayacağım çalışmaya ve bir başlayacağım, bir başlayacağım gerçekten. Hani yine bütün gün, bütün akşam okuldayız. Yani 3'e 4'e kadar kalırız. Zaten yarın saat 3'te sınav. Hani kalkıp 3'e kadar da çalışırız. Bugün hiçbir arkadaşımla buluşmayacağım. Şimdi oturup başlayalım bakalım. Çıkartalım bir neler yapmamız gerekiyor. Derste neler var.
we take our data from the check sheet and we put it into this Pareto chart, we see that control PCB issues accounts for nearly 40% of our defects. You can see if we come across here. Çok manasız bir şekilde gittim ve yemek aldım. Saat daha 4. Asla yemem gerekmiyor şu an. Ama böyle bir çalışamadığım için gerildiğimden dolayı yemek aldım. Çalışamadım dedim, çalıştım bu arada. Birkaç ders ilerledim. Ama şey... Ne bileyim, üşüdüğüm çekti. Yemek yemek istedim işte. Böyle salat aldım. Bulgur pilavı ve yoğurt aldım. Acıkacağım akşama ama yine yerim. Şu an saat 00:15, yani 10 Haziran'dayız. Ve ben bakın gerçekten bir arpa boyu yol alamam. Ya şimdi haksızlık etmeyeyim kendime. Aldım ama anlayamıyorum. 1,5 aydır derse girmediğim için. Ve 1,5 aylık dersi bir günde bitirmeye çalışıyorum. Yani böyle bir şey neden yaptım asla bilmiyorum. Normalde asla böyle bir öğrenci değilimdir ben. Ama son finalim buna geldi. Oturup da kahırlanmıyorum. Çünkü en azından son finalim. Hani halledeceğim bir şekilde. Halledemeyeceğim bir şey yok bence. Şimdi kafamı toplayacağım. Gideceğim bir kahve alacağım. Bugün 3. kahvemiz olacak bu. Gidip bir çıktı alacağım birkaç yerden. Herkes de okuldaymış. Ben okul boş sanıyordum. Mal gibi de kaldım. Video çekiyorum. Neyse. Önce çıktıları alalım. Şu masanın haline bakın gerçekten. İki tane şurada kahve var. Sabah içtim ice latte. Sabah içtim ice latte. Burada bir Amerikanımız daha var. Yeni aldık. İşte akşam yemeği yenmiş. Şurada atıştırılmış. Yani bütün gün burada. Son anda Alibeli notu buldum. Şu an saat 3 oldu. Alibeli böyle sınavların son anda gelen kurtarıcı not ismi gibi düşünebilirsiniz. Hani bütün böyle sınavın özeti geldi. Birazcık ona baktım. Derslerden de bir tane kaldı. Yani bir tane dinlemediğim ders kaldı. Şöyle artık böyle beynim almayacağı için diyorum ki iPad'i alayım. Notları iPad'e atayım. Zaten çıkarttım. Çıktısını aldım, masanın üstünde var ama hani iPad'e alıp anlatamıyorum. Bir saniye durun. Çığlık atacağım gerçekten. Böyle joy. Bütün eşyalarımı burada bırakacağım. Sadece iPad'i yanıma alacağım. Şu an mesela çok uykum yok ama kafam çok yorgun. Eğer iPad'den notlara bakarsam hani yatarken uykum gelir ve bir noktada hemen uyuyorum. O yüzden uykuya dalmam da kolaylaşır. Çünkü şu an stresem, dalamam zaten. Ama hani böyle sınavın bir kısmını hallettik gibi duruyor şu an. Özellikle inventory management diye bir kısım var. Böyle hani elinizdeki kalanları manage ettiğiniz, yönettiğiniz, elinize kalan stokları yönettiğiniz bir konu. Onu iyi anladım. Alibeli notuyla birlikte dinledim hocayı. O yüzden şimdi bir tur Alibeli notunu okursam daha da oturacak her şey. Şimdi saat zaten şu saate kadar gideceğim. Kendimi birazcık toplayıp geldim. Hemen yüzüm makyaj falan yaptım. Saat 1 oldu ve bizim hemen kopya kağıdı hazırlamamız gerekiyor. Yani cheat sheet hazırlamamız gerekiyor da cheat sheet bize serbest bazı derslerde. Çünkü hocalar şöyle düşünüyor. Matematik problemini, yani matematik formüllerini ezberlemenize gerek yok. Zaten bir yerlerde bulabiliyorsunuz. Önemli olan onu nasıl işleyeceğinizi bilmek. O yüzden formülleri yazdığımız, kendimize küçük notlar aldığımız kopya kağıtları sokabiliyoruz. Yani adı cheat sheet de hani çevirince kopya kağıdı oluyor ama kopya kağıt tabii bize kötü duyuyor böyle kulağa. Ama birçok şey diyeyim, mesela open book exam diye geçer ya, yani kitap açık sınava girersiniz falan. Hani o tarz bir konsept gibi düşünün. Şimdi bir tabiri caizse kopya kağıdı hazırlayacağız ama neler yazacağımı bile bilmiyorum. Artık sınava girip kurtulmak istiyorum. Tek istediğim şey şu an bu. Emek emek ince ince işledim ve yazdım.